Herkese Motosiklet Vizyonu'ndan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yakın zamanda Vit Motor'dan ve Cenk abi'den kask almıştım. Hala buradayım. İkinci bir videoyu çıkarmak istedim. Sağ olsun Cenk abi işinin arasında da beni kırmadı. Abi dedim bir soru cevap yapalım mı? Bunu dememin sebebi, çok uzatmayacağım girişi. İlk kask alırken hani insanlar da şey olur ya, ne almalıyım, hangi markayı almalıyım, neye dikkat etmeliyim vesaire vesaire ekipman konusunda. Hay hay kardeşim dedi, sor, ben de sana cevaplayayım. Şimdi ben de sizler için sorularım vardı zaten, onları şimdi kendisine soracağım. Olur da bir ekipman, kask ağırlıklı bir soru olacak, ancak içinde bot vesaire ile ilgili sorularımız da olacak. Bunlarla ilgili olur bir kask alacak olan arkadaşımız bu videoyu izler. Kendisine bir bilgi olur. Daha bilinçli bir şekilde, değil mi abi, ekipmanını seçer. Tabii tabii. Kendisi adına faydalı olur. Biz de ne mutlu bize demiş oluruz. Abi öncelikle tekrardan teşekkür ederim sorularına cevap verdiğin için. Rica ederim. İlk sorumuzu soruyoruz. Klasik. Kask seçerken abi nelere dikkat etmeliyiz? Paraya mı? Neye? Yani şöyle, para olarak bakarsanız ayırabileceğiniz bütçenin en iyisini almaya çalışın. Yani bu sadece parayla ölçülebilecek bir şey değil. Kask seçerken öncelikle full face olmasına dikkat edin. Yarım kasklar, çene açılı kasklar sizi yeterince korumayacaktır. Yani aldığınız hiçbir ekipmanın sizin hayatta kalma garantiniz olduğunu düşünmeyin. Yani bu ekipmanların çoğu sadece cesedinizi tek parça tutmaya yarayabiliyor. Bu yüzden sizi en iyi şekilde hayatta tutacak şeyi almaya çalışın. Bunun için de farklı şeylere dikkat etmeniz lazım. Örneğin dükkana gelip kask almak isteyen gençlerin %90'ı mat siyah kask isterler. Mat siyah en az görünen kasktır. Sizler hiçbiriniz hayalet sürücü değilsiniz ve Hollywood'da filmlerde oynamayacaksınız. Bu yüzden dikkat çeken bir kask almaya çalışın. Doğada olmayan renkler daha çok dikkat çeker. Parlak turuncu, parlak sarı gibi renklerin böyle ekipmanlarda ya da belediyenin çalışanlarında, yoldaki görevlilerinde kullanılmasının sebebi bu, görünmektir. Evet. Hatırlarsanız birkaç gün önce bir galiba YouTube ya da Twitch yayıncısı yolda yürürken kamyon çünkü vefat ediyor. Duramaya çıkmıştı gece. Evet, kamyon üstünde bir yeleği olsaydı belki de hayatta kalacaktı. Sebep bu. Kaskınızı alırken de özellikle buna dikkat edin. Ha illa ki ben tutacağım arkadaş, ben mat siyahtan başka kullanmam, ben düz renkten başka kullanmam diyorsanız üzerine en azından belli yerlerine reflektörler yapıştır. Bu reflektörler en azından gece parlamayı sağlayacaktır. Dediğim gibi öncelikle rengine dikkat edin. Görünürlük. Evet, görünür bir ürün almaya çalışın. Sonrasında ayırabileceğiniz bütçeye göre en iyisini almaya çalışın. Bunu da yani şöyle, en pahalısını almaya çalışabilirsiniz bu fiyat. Yani çok düşük tutmayın. Şöyle söyleyeyim. Bu ürünlerin üzerinde yurt dışından gelirken yaklaşık %50-%60 vergi oluyor. Siz 1000 liraya bir kask bulduysanız bu kask 400 liraya oradan çıkmış demektir. Dolar olarak hesaplarsanız 10 dolar gibi bir paraya çıkmış demektir. 10 dolara da kimse kimseye sağlam bir kask vermez. Şöyle bir şey abi, bu hatayı ilk başlarda dediğin iki şeyde ben de yaptım. Bir siyah kask aldım. Çünkü güzel geldi gözüme. Siyah montumla uyumlu olacak vesaire. Bu hatayı ben de yaptım. Şimdi aldığımda özellikle bir şeyler olmasına dikkat ettim. İkincisi ise çene açılır almıştım ve sen ikincisini de istedin. Yok, vermedim. Sakın dedin, şey yapma. Değer bozuşuruz. Verdiğim kimseye çene açılır ya da çenesiz kask vermedim. Evet, ikincisi bu. Çünkü kurye arkadaşlarımız, ben de öyle genelde kaldırıyorum ve telefonu şuraya kıstırıp yolda konuşma yapıyoruz. Tamam. Üçüncüsü de genelde şey oluyor. Motoru alıyor. Özellikle ilk motorunu alacak olan arkadaşlar zar zor biriktiriyor çocuklar. Yazın çalışıyor. Son 500 lirası kalıyor. Noterdi, sigortaydı. 500 lira beni diyor polisten, cezadan kurtaracak bir şey dursun kafamda gibi bir şey oluyor. Yok. O zaman biraz da ilk soruna dönersek kardeşim, paranızın tamamıyla motor almayın. Evet. Motora ayırdığınız bütçenin yaklaşık %20 kadarını ekipmana ayırın. 100 bin liralık motor yerine 80 bin liralık motor alın, 20 bin liralık ekipman alın. Ne kadar iyi alırsanız o kadar iyi. Her zaman daha pahalısı daha iyi olacak diye bir sebep, bir durum yok. Evet. Ancak artık elimizde en azından biraz daha iyi bir şey var. 22.06 almaya çalışın. 22.05'lerin hepsi kötü demiyorum. 22.0 yani ucuz bir kask mı alacaksınız? En azından 22.06 bulun. 22.06 olduğu zaman tamam kardeşim, en azından belli standartların üzerinde bu beni koruyabilir dersiniz. Peki oradan pas atayım. Şimdi 22.05'te eski kasklar. 06'da ne değişti? 06'da ne değişti? Şimdi 22.05 yaklaşık 15-20 yıldır kullanılan bir standarttı. Bu Avrupa Birliği'nin standartıdır. Neyi değiştirdiler? Normalde 22.05'te kasklar test edilirken içerisine ivme ölçerli bir kafa konuyordu. Ve bu ivme ölçerli kafaya belli noktalardan darbeler vurulup ne kadarını sönümlediği test ediliyordu.
22.06'ya geçtiklerinde darbe sayısını arttırdılar. Darbenin şiddetini arttırdılar. Darbelerin açısını arttırdılar. Daha zor şartlar arttı. Tabii, daha zor şartlarda test ediyorlar. Bunun merak edenler varsa örneğini şöyle verebilirim. 2000 yılında da Euro NCAP testleri vardı arabalar için, şimdi de var. 2000 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almış arabayı şimdi sokarsanız 1 yıldızı bile alamaz. Evet. Bunda da gene motosiklet ekipmanlarımızın standartını arttırdılar. En büyük değişiklik şu oldu. Eskiden en iyi kask 22.05'teyken en iyi kask buradaydı, en kötüsü buradaydı. Şu an en iyisi burada ya da en iyisi burada, en kötüsü burada. 22.06 sertifikasını almış bir kask kötü değil. Asgari seviyede bizi korur yani. Asgari yani evet korur. Peki şimdi sertifikalar demişken, bildiğimiz üzere abi şeyler var. DOT, ECE, işte sinyal testleri. Bunlar farklı testler. Bunları farklı duyduğumuzda ne anlamalı arkadaşlar? Bizim için yaşadığımız coğrafya itibariyle önemli olan sadece ECER sertifikasıdır. Çünkü DOT sertifikası Amerika için yapılmış bir sertifika. Amerika'ya bir üretici Amerika'ya kask satmak istiyorsa DOT sertifikasını almak zorunda. Amerika'nın kendi standartları var. Avrupa'ya satmak istiyorsa ECER 22.06 almak zorunda. Avrupa'nın da kendi standartları var. Bu yüzden bizim için sinyal önemli olan sinyal testleri de artık öyle sanıyorum ki pistle ilgili değil mi? Evet, onlar farklı. Eğer ki yarışlara homolik bir kask yapmak istiyorsanız onun için farklı testlere girmeniz gerekiyor yarış için. O günümüzde hangi kasklarda var abi? Her markanın yarışa soktuğu kaskında var. Yani yarışları izliyorsunuz. Yarışta diyelim ki HCC marka bir kask gördünüz. Orada bu sertifika var. Sizin mağazadan satın aldığınız kaskta da olacak diye bir şart yok. O ayrı yani. Onun için özel bir şey. O artık üretim yapıyor. Top noktası yani. Tabii. Evet. Tabii. Şimdi sertifikaları vesaireleri de öğrendik. Abi bu şeyler var ya işte polikarbon bilmem ne, bu kasklar kendi içinde kaça ayrılıyor ve neyi ifade ediyor? Anladım. Bu aslında ilk başta sorduğun sorunun da bir nevi cevabı olacak. Orada bunu söylemedik. Evet. Şimdi genel itibariyle ana hatlarıyla iki tür ham maddeden yapılıyor kasklar. Biri plastik malzemeden yapılıyor, biri de kompozit malzemeden yapılıyor. Kompozit demek farklı materyallerin bir araya gelip farklı bir şekil verilmesi demek. Bu karbon ya da fiber olabilir. Bunların ikisinin de üretim şekli aynıdır. Elyaf yani kumaş şeklinde gelir. Bunlar kalıbın üstüne dizilir. Sonra bu reçinesiyle birleştirilir. İşte yüksek basınçlı fırınların içine verilip belli bir süre bekleyip bu iki farklı materyalin tek bir malzeme olarak çıkması sağlanır. Ondan sonra da makyaj yapılır. İşte verniği, zımparasıydı vesaire böyle şeyleri yapılır. Plastikte de yüksek basınçlı plastik enjeksiyon makinelerinin içerisine kalıbı olur. Bu kalıbın içine enjekte edilir. Buradan plastik materyal ortaya çıkar. Hangisini mümkün olduğunca tercih etmeliler? Şimdi normalde yapı itibariyle karbon daha hafiftir. Dayanımı daha yüksektir. Fakat daha pahalıdır. Daha seslidir. Karbon çok tıkırlar. Yani şöyle yoldaki rüzgar sesini alır diye demiyorum. Kask oynattığınız zaman karbon daha çok ses çıkartıyor. Karbon, gerçek bir karbonu eline aldığı zaman sana güven vermez. Çok hafif gelir eline çünkü. Böyle çok böyle tık 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 bir ses gelir. Karbonla şöyle, şimdi bu ECER standartlarında falan da kask denenirken belli bir çatlama şeyi var. Yani bir teste soktular, belli bir miktar çatladığı zaman o kaskın testleri devam ediliyor. Yani çatladı ama geri kalan kısmı mukavemeti test ediliyor. Hı hı. Yani bu şu demek, sen yere yat düştün, bir darbe aldın, kaskın çatladı, kafanı korudu. Sonra bir darbe daha aldın. Yani illa tek değil, yani böyle vurdun, yuvarlandın, bir de öbür taraftan vurdun. Genellik itibariyle karbon çatladığı zaman çok büyük çatlıyor. Yani ufak bir kılcal çatlak bıraktı oradan devam et yok. Yani karbon böyle bildiğin infilak ediyor. Çok dayanıklı ama patladığı zaman tam patlıyor. Şimdi bu bilmiyorum düşünmeye değer bir şey mi motosiklete sen? Sonuçta evden işe işten eve gidip geliyorsanız eğer. Hı. Ama karbonda en ufak bir çatlak olduğu zaman o kaskı çöpe atacaksın. Kullanım ömrü az, daha narin. Ya bana göre daha narin. Ben karbon kullanmıyorum. Sonuçta bütün kaskın elimin altında istediğimi açıp takabilirim ama karbon kullanmıyorum özellikle. Çünkü karbonla yere düşürdüm lan bunun üstüne kılcal bir şey oldum diye şüphe ederim. Plastikte böyle bir şey yok. Hangisine paranız yetiyorsa, hangisini almak istiyorsanız onu alabilirsiniz. Fiyatları niye bu kadar farklı onu sana izah edeyim. Şimdi plastik materyalden bir kask yapacaksanız, bu polikarbon da olsa, ABS plastikten de olsa bir enjeksiyon kalıbı yapmanız lazım. Enjeksiyon kalıbı pahalı bir malzemedir. Ama bunu yaptıktan sonra kaskın üretimi çok ucuzdur. Yani işte ne kadarlık bir kask ağır, yani kabuk ağırlığı ne kadar? Atıyorum 1 kilo.
en iyi plastik ham maddesinin kilosu ne kadar? 12 dolar. Tamam yani 12 dolar bir ham madde maliyeti var. Onun baskısı falan da çok bir para tutmaz. Üretim maliyeti ucuzdur. Kalıp maliyeti yüksektir. Ve çok hızlı üretebilirsiniz. Yani bir kalıp bundan dakikada bir tane basar. Sonrası toplamaya kalmış. Ancak kompozit malzemelerde hepsi tek tek elde yapılmak zorunda. Bunun bir makinesi yok. Yani bir işçi alıp bunu kalıba güzelce dizmek zorunda. Doğru oranda reçinesini dökmek zorunda. Sonra onu fırına taşımak, fırından almak. İşçilik. Yüzeyini düzeltmek. Yani işçiliği çok fazla, üretim miktarı, üretim şeyi az. Adedi az. Şey gibi, el yapımı araba gibi. Evet yani el yapımı sonuçta. Bu yüzden pahalı. O kadar fiyat farkını gerektirecek kadar pahalı mı? Açıkçası ona yani bizim şehir standartında kullananlar için değer diyemem. Az önce dediğin şey gibi aynı. O da 22.06'yı karşılıyorsa. Evet. O da karşılıyor, bu da karşılıyor. Yani arada çok uçurum bir fark yok. Hı hı. Şu an ağırlıkları da arttı. 22.06'yı karşılayabilmek için yani motosiklet mağazalarına gidiyorsanız kaskların arkasını çevirin. Yani 22.05'te eskiden 1 kiloda bile bulabiliyorduk. 22.05 karbon kaskı. Evet. Şimdi gidin bakın 1.5 kilonun altında zor buluyorsunuz. Yeni kaskımda ben mesela şey yaptım yani. Acaba dedim bu biraz ağır mı? Sen de bunu izah ettin bana. Ben bilmiyordum bunu. Ben de bunu öğrenmiş oldum. Çünkü yeni zor şartlara daha çok dayanabilsin diye maddeyi arttırıyorlar yani. Tabii. Yani ben 1.5 kilonun altında doğru dürüst karbon ya da normal kask göremiyorum. Bir LS2'nin rapidleri işte 1300 gram civarında. Bu da LS2'nin en alt seviyesi. Artık sertifikayı almış. Çok güzel, alın kullanın. Evet. Ama yani daha hafifi yok artık. Karşılayabilmek için ağırlaştırdılar. Anladım. Plastikte de iki çeşit var bu arada, onu da söyleyeyim. Bir polikarbon var. Bir de ABS var. Polikarbon daha esnek bir materyaldir. Polikarbonu nasıl görürsünüz? Motosiklet tap case'lerinde genellikle onların reflektör camları olur ya. Bu kullanılan reflektör camları genelde saf polikarbondan yapılıyor. O siyah plastik kısımları da ABS plastikten yapılıyor. Bunların kendi içinde de farklı türleri var. Şunu söyleyemem. ABS plastikten yapıldı, kesinlikle kötüdür, kırılır. Hayır. Polikarbondan yapıldı, kesinlikle süperdir, kırılmaz. Hayır. Genel itibariyle polikarbon daha pahalıdır, daha esnektir, daha iyidir. ABS plastik daha ucuzdur. Ama 22.06'yı alabildiyse bunların her ikisi de takmaya değerdir. Ben polikarbonu tercih ederim. Devamında artık kullanıcının bütçesini isteyin. Evet, bütçemize göre ondan sonrasını belirleyebilirsiniz. Evet. Şimdi abi bildiğimiz üzere havalar ısınıyor. Birçok insan az önce kurye arkadaşlarımız vesaire dedik. Hadi biz günlük kullanıcıyız. 1 saat 2 saat kafamızda ama özellikle kuryeler koca gün kafasında. Ne kadar buff takarsak takalım. O kaskımızın pedleri terliyor, kokuyor vesaire falan. Şimdi bunun temizliği nasıl oluyor, nasıl olmalı, neye dikkat etmeliyiz? Bildiğim üzere sana sözü bırakacağım. Bu işte belli markaların spreyleri vesairesi var. Ama herkes de bunu alamıyor. Alternatif olarak evde bütçe dostu bunu nasıl temizleyebiliriz? Yıkayın. Bir dakika. Burada yani, makinada değil. Makinada? Makinada. Evet. Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Her gün interkom takmak zorunda olan biri olarak arkadaşlar söylüyorum. Bazılarınızın kaskı geldiği zaman tiksiniyorum. Günümü mahvediyorsunuz. Asker botu gibi. Evet abi, lütfen temizleyin ya. Benim çorabımdan daha kirli kasklar geldi bu dükkana. Leş gibi kasklar geldi. Şunu söyleyeyim. Şu an piyasada satılan kaskların hemen hemen tamamını, ben olmayanını görmedim epeydir, İç pedleri sökülebiliyor. Kaskın iç pedini kaska bir zarar vermeden sökün. Yani böyle car diye çekmeyin. Güzelce ayırarak sökün. Renkli kıyafetlerinizle birlikte çamaşır makinesine atın. Çamaşır makinesi boş olmadıktan sonra bir zarar gelmiyor. Farklı markalarla ben bunu denedim. Pek çok markanın aldım götürdüm, yıkadım, denedim. Makine boş olmasın. Koyun makine, yıkayın. Hatta montlarınızı da böyle yıkayın. Korumalıklarınızı sökün. Açıkçası ben bunu yapmaya korkarım. Yap. Ben şöyle söyleyeyim. Kullandığım Revit mont 10. yılındaydı, çalındı. Ve ben bunu en az yılda 7-8 kere yıkıyorum. Yıkayın abi, temiz olsun. Siz de yaşamayacak sonuçta. Montu bir de kuru temizlemeciler de almıyor biliyor musun abi? Almaz. Şimdi orada farklı kimyasallar kullandığı zaman tepkimeye girebilir. Belli şeyini zayıflatabilir. Ama şu var. Yani montunun diye ki erken eskiyecek. Bir yıl erken eskimesi mi, yoksa gittiğin her yerde çıkarttığın zaman leş gibi kokmak mı? Makine boş olmasın. Hem mont için söyleyeyim, hem kaskın iç petleri için söyleyeyim. Makinenin içi boş olmasın. Tişörtlerinizle beraber yıkayabilirsiniz. Bunları makineye koyun. Çok yüksek sıkmalı bir programı almayın. Makinede yıkayın. Ondan sonra güneşin altına olmadan normal
Yani çok güneşin altında bırakıp da çürütmeyin kumaşı. Havalı şekilde. Evet. Gölge bir yerde. Evet evet. Kurusun. Kurusun. Tam kuruduğu zaman takın. Kaskın içine de yani çok fazla ki eğer ki bütçeniz uygunsa işte Motulum var, Putulayna var, farklı markaların var. O kask temizleyicilerinden alıp kullanabilirsiniz. Herhangi bir mahsuru yok. Ya yani hiçbir şey yapamıyorsanız tıraş köpüğüyle bile temizleyin abi. Çenenizin fırça tıraş köpüğünü sıkın. Aynen. Onu da temizleyin, ondan sonra ıslak bezle durulayın. Aynen. Çok lazım değil, hiçbir şey önemli bizim için. Dışında nasıl temizliyorsanız temizleyin yeter. Aynen öyle, temizlensin de nasıl olsa. Şimdi kaskla ilgili ağırlıklı olan soruları bitirdik. Çünkü sorularımızın çoğu kaskla ilgili. Biliyorsunuz bizim anlayışımız kaskı aldım ben tamam, ekipmanım tamam deyip eldivenle takmadan sürmece işinden olduğu için sorularımızın çoğunu kaska ayırmıştım abi. Şimdi diğer şeye gelecek olursak bot almalı mıyız? Genelde insanlar bot almaz. Niye almaz? Neden almaz? Niye almalı? Neye dikkat etmeli? Tabii bot alın, biz de daş yemeyelim. O botları kime satacağız? Evet. Yani. Botta şöyle bir durum var. Şimdi motorda gördüğümüz hasarın çoğunu sürüklenmekten görüyoruz. Yani motordan yere düştünüz, 20 metre sürüklendiniz. Üzerinizde motor ekipmanı yoksa işte vücudunuzu farklı yerlerinden deri alıp öbür tarafa takarlar, ancak sizi toparlarlar. Yaşarsanız o. Bot sürtünme sırasında ayağınızın zarar görmesini engeller. En büyük özelliği budur. Bundan sonra belli darbelerle karşı işte parmağın kırılmasını engelleyebilir. Çok böyle büyük bir botsa, sağlam bir botsa bileğin kırılmasını engelleyebilir ama. Çünkü yan yattığında motor bilekten kıtlatıyor değil mi? Yani esas itibariyle sürtünmeden korur. Sürtünme de en büyük acı veren şey. Kırık bile iyileşiyor. Ya ameliyat oluyorsun, platin taktırıyorsun, bir şey yaptırıyorsun, 1,5 ay sonra yürüyor. Doku kaybının şeyi ama yok. Ama doku kaybının çaresi yok ve ömrün boyunca acıyor. Oraya böyle çok ince deri gibi bir katman olacak, ömrün boyunca acıyor. O yüzden botu alın. Niye millet alıp da kullanmıyor? Şimdi bot, motosiklet botu güvenliğiniz için yapılmış bir ürün. Ve bu ürünlerin hemen hemen tamamı rahatsız. Yani motorda kullandığınız hiçbir güvenlik ürünü rahat değil. O yüzden motosiklet botunu giyin. Gün içinde de ya işte gideyim şuradan şuraya yürüyeyim dediğim zaman olmuyor. Bu açıda işe gidip geliyorsanız motorla motosiklet botunu giyin. İş yerine normal ayakkabınızı bırakın. İş yerine gidince botu çıkartın, ayakkabınızı giyin. Kuryelik yapıyorsanız da alabildiğiniz kadar tabanı rahat, en ucuzlarının tabanları çok rahatsızdır. Tabanı rahat bir ayakkabı alın ve gün içerisinde onu kullanın. Bir sürü kuryeyi, bir sürü kullanıcı tanıyorum ayağını bir yere vurup da parçalayan. Kaç ay yatıp değil mi? Kaç bot parası? Hadi onu geçtim, canım kaç bot parası? Aynen öyle. Bunu diyorum şimdi kendimi deliştireyim. Ben de rahatsız diye çoğu zaman giymiyorum. Yani burada hani ahkamını kesip de ben de şey yapıyor gibi ama dediğin gibi ben de çok rahatsızım. Almışım evde duruyor, kolay kolay giymiyorum. Rahatsız hissediyorum. Tam sopalıksın o zaman abi. Şöyle evet. Söyleyeyim yani al giy ya, motorun altına bırak, iş yerine gidince giy. Çok rahatsız bir şey aldıysan muhtemelen kendine uygun olmayan bir şey almışsındır. Genellikle botlarda normal ayağınız numarası bir büyüğü size olur. Biraz daha sıkı olduğu için. Hep böyle rahat spor ayakkabılar giymeye alıştığımızdan ayağımız sıkıya gelmiyor artık. Bir numara büyüğünü alıverirsiniz. Çıkmıyorsa ayağınızdan. Yani temelde şey yani değil mi? Bu ekipmanlara Allah korusun bir kere ihtiyacımız olacak. Evet. Onda da bizi kurtardı, kurtarmadı. Ya öleceğiz ya sakat kalacağız ya da 6 ay hastanede yatacağız. Yani iç karartmak gibi olmaz ama en iyi ihtimalle ölürsünüz. Yani sürünmezsin. Kötü ihtimal yani. Sakat kalmak. Aynen öyle. Yani ömrümüz boyunca kötü mü olarak devam ediyoruz. Onun yerine bir ayakkabı giyiverin ayağınıza. Ekipmanın şeyi o. Bir kere ihtiyacın olacak ve seni onda koruması lazım. Üstelik kısa mesafe diye de burada kendinizi kısıtlamayın. Çünkü kazaların çoğu eve birkaç kilometre mesafede oluyor. Genellikle de dönerken oluyor. Yani yeni binmeye başladığınız zaman henüz refleksiniz, dikkatiniz yerinde oluyor ama birkaç bir şey hallettiniz eve dönerken gün içinde yaşadıklarınızı düşünüyorsunuz. İş kazaları da öyledir ya abi. Ya başlangıçta ya mesainin bitiminde hep ağırlıklı evet. Olur. Bu da onun gibi. Rahatlama başlıyor artık. Yolu evet. Bitirdim kafası. Evet. Peki bir diğer sorum. Ekipmanda her zaman motosiklet anlamında en pahalıyı mı almalıyız? En pahalı her zaman en iyisi midir? Kesinlikle değil. En pahalı en iyisi diye bir şey yok. Tamam, kaliteyi ucuza yapamayabilirsiniz ama yani bu ticarettir ve ticarette farklı şeyler ortadadır. İyi olmanın belli kriterleri var. Yani kabuğun çok iyi olabilir, kask için düşünürsek. Kabuğun çok iyi olabilir ama tasarımın berbattır. Hava geçirmen berbattır. Yani sen çok pahalı bir kask alıyorsundur ama camının kenarından hava alıyordur. O zaman bu benim gözümde kötü bir kask. Ya da 5000 liralık bir kaskın verdiği aynı şeyi veriyor. Hissiyat, güven, doku, kullanım kolaylığı olarak 5000 liralık bir kaskla aynı kasksındır. 30.000 lirasındır. Benim için kötü bir kasksındır. Ya da şöyle söyleyeyim.
Bir tane kullandığım Shoin var. Bir tane MT'm var. Shoin'in iç petlerini iki kere değiştirdim. MT'nin iç petleri hala ilk günkü gibi. Ve kullanım sürem aynı iki kasta. Evet. Sence MT mi daha iyi, Shoin mi daha iyi? Yani benim cebimden çıkardığı para itibariyle. Evet yani, ha şu var. Yenileyecek olsam gene Shoin'i alırım. Çünkü uzun yolda falan da, yani hava rüzgar sesi daha iyi olduğu için Shoin'i alırım. Ama kesinlikle her aldığımda da derim ki lan şuna MT'nin iç pedini koyamadım. MT'nin iç pedi bundan niye daha iyi diye sorarım kendi kendime. Değil mi? Her zaman en iyisi olmuyor yani. Bunu birçok şey uyarlayabiliriz. Evet. Peki abi, kapatmadan önce senin de zamanını aldık. Son sorumu soruyorum ve sonrasında videoyu kapatıyorum. Mayıs sonu Haziran başı. Arkadaşlar bunu tahmini Haziran ortaları gibi izler. 2024 Haziran itibariyle diyelim. Bir kullanıcı asgari seviyede, az önce bahsettik ya 22.06 vesaire. Hı. Hani böyle en kötülerinden polisin cezasından kaçmak için değil. Hı. Kendisini de koruyabilecek nispette üst orta kalite diyelim. Komple giyinecek olsa botu, pantolonu bilmem nesi, kaç para ayırması gerekir? Her şey dahil mi içinde? Komple mi giydiriyoruz pantolonundan ayakkabısına? Komple. Tamam. Bunun için iki standart vereyim ben sana. Standartı şöyle söyleyeyim. Bir tanesi çocuğumu giydiririm olsun. Bir tanesi de üst komşuma veririm olsun. Hı-hı. Üst komşuma veririm de 20 bin liradan aşağıya giyemezsiniz. Hı-hı. Yani daha aşağı, evet yani daha aşağıya da bu takımda üzebilirsiniz ama 20 bin liranın altını tavsiye etmem bu takım için. Hı-hı. Yani kask, mont, eldiven, pantolon ve bot şekli düşünürsek en az 20 bin lira para harcamanız lazım. Çocuğumu giydiririm kısmına da bunun iki katı değil. Yani 40 bin liradan aşağı bir takım düzmem çocuğuma giydirsem. Temelde baktığında esasında çok da büyük bir paralar değil. Artık vade farksız bölünebiliyor, şey oluyor. Tabii vade farksız taksit hala varken onu mu yani? Yani bir de şöyle bir şey. İnsanlarda genelde şey oluyor. Hani ya motorumu aldım. Motor en pahalısını alabildiğimi alayım. Kaskı boş ver. Yani Allah korusun. Şimdi Barkın abi de buradan anayım, onun bir lafı kaldı aklımda. Birisi şey diyormuş işte, abi kaskım çok güzel, takmadığını görmüş falan. Oğlum demiş, niye takmıyorsun kaskı? Abi demiş, kask çok pahalı. Oğlum diyor, hemşerim diyor, kafan kaç para? Hani o misal, evet. Hani düştüğümüz zaman kafamız, kolumuz 6 ay platini, bunun ameliyatı, fizyo, ne deniyor ona, fizyoterapisi vesairesi kaç para? Kaybımız kaç para ki 40 bin lira bizi korkutuyor? Ki dediğim gibi artık bu adet farsız birçok şeyde bölünebiliyor diye biliyorum. Büyük paralar değil. Canımızdan hiçbir şey kıymetli değil. Bence makul paralar. Yani bugün bir 150 bin liralık giriş seviyesi bir genç arkadaşımızın alacağı motora onun çeyreği nispetinde bir ekipman parası ayırması çok da büyük bir meblağ olarak tabii gözüküyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Kendinize disiplin etmek açısından söyleyeyim. Eğer tanıdığınız bir kask takmadan motora biniyorsa ya da deli deli hareketler yapıyorsa, ekipmansız yola çıkıyorsa, aman yakın işte 3-5 kilometre yol gideyim geleyim kasksız yürüyeyim diyorsa arkadaşlık etme. Yani kendine de değer vermiyor bir kere. Ya şöyle bir durum var. Bu adamın annesini arayıp çocuğunu öldüğünü siz söylemek zorundasınız beraber gidiyorsanız. Yani. Şimdi buna razı gelecek misiniz? Böyle bir şey yapmayın abi. Arkadaşlık bile etmeyin ya. Çevreye de insan bir zaman sonra uyum sağlıyor ya, onlar gibi oluyor. Şimdi yani, İyiyse seni oraya çekiyor. Bak şimdi bir adam, yani 10 kişilik bir arkadaş grubunda 9'u zengin, biri fakirse 10'uncu da zengin olur. 10'u fakir, 9'u fakir, biri zenginse o zengin olan mı fakir olur? Aynen. Arkadaşın neyse sen de öyle olursun. Seni oraya çekiyor grup, onlar gibi olmaya başlıyorsun. Şimdi tabii. Buraya gelen bütün müşterilerimizle işte bir arkadaşlarımız oluyor. Gelip gidiyorlar, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Buradan bazısı oluyor, kas takmadan gidiyorlar. Diyorum ki kaskın yok mu? Abi yok da bilmem ne de alacağız da para kalmadı diyorlar. Arkadaşlık etmiyorum. İsimlerini bile hatırlamıyorum o insanları. İyi yapıyorsun abi, en güzeli. Sorularımız bu kadardı. Zamanla ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Ne çok zaman ihtiyacım olursa buyur, gel yardımcı olursun. Arkadaşlara güzel bir bilgilendirici, rehber olacak diye düşünüyorum. VIP Motor ve Cenk abi desteğiyle çektik bu videoyu arkadaşlar. Sorularınız varsa yine aşağıya yazın. Gerek Cenk abi gerek ben. Bildiğim nispetinde ben cevaplarım. Cenk abi zaten sağ olsun takip ediyorsun beni değil mi? Takip ediyorum. Cenk abi de cevaplar. Buradan da hemen pası oraya atmış olalım. Kanalımıza videoyu kapatmadan önce rica edelim. Abone olun. Videomuza beğeni atın ve yorum yapın. Arkadaşlarınızla paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.